Evet, şimdi o muhteşem gece, 95. yılını kutladığımız Bozantı Kurtuluş Gecesi'nde Türkiye'nin en sevilen halk müziği sanatçılarından biri, hanımefendi duruşu ve o güzel türküleriyle. İşte Bozantılılar, beklediğiniz sanatçı alkışlarla Zara geliyor.
Sonsuz teşekkürler. Bir konuşma yapayım sonrasında sizi alacağım. Pozantı'nın bu güzelleri benim canlarım. Hatta civar illerden de ilçelerden de bizi yalnız bırakmayarak buraya gelen değerli misafirlerim. Her biriniz benim gönlümde öyle bir yerdesiniz ki anlatamam. Keşke fırsatım olsa hepinize tek tek sarılsam. Ne yağmur, ne güneş demeden benimle birliktesiniz. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz canlar. Pozantı'nın 95. kurtuluş yıl dönümü. Bugün, şu an, bu hür ve demokratik ortamda bu güzelliği yaşayabiliyorsak, kimsenin kimseye bir bardak suyu bedava vermediği şu dönemde, geçmişimizi yad etmek, onlara teşekkür etmek boynumuzun borcu. Şehitlerimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için en coşkulu alkışlarımız olsun. Benim ahde vefayı seven canlarım, helal olsun. En coşkulu alkışlar onların, en daha gümbür gümbür. Biz de ne şanslıyız. Çok teşekkür ediyoruz bizi bu kadar muhteşem bir halkla buluşturdukları için. Canlarım yorgun değilsiniz değil mi? Evet. Yağmur bizi etkilemez değil mi? Öncelikle. Şahanesiniz, şahane. Buyurun. Evet, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Sözlü, sanatçımız Zara Hanımefendi'ye çok güzel bir çiçek takdim ediyor. Bu güzel görüntüyü alkışlar mıyız efendim? Çok teşekkür ederim. Çok ve bu kez Pozantı Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Çay. Çok çok teşekkür ederim. Sanatçımıza. O şeref bize ait. Çok güzel bir hediye. Burada mı yapılıyor? Özel yaptırdınız. Ne zarifsiniz ya. Ben de Pozantılıyım desem olur mu acaba? Olur mu? Çok, o şeref bana ait vallahi. Çok teşekkür ederim. Bizi bu güzel halkla buluşturduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet. Teşekkür ediyoruz. Buyurun. Haydi buyurun. Thank you.
Canlar harikasınız. Vallahi eğer böyle giderse sabaha kadar ben sizden ayrılmam, siz de buradan ayrılmayacak gibi duruyorsunuz. Şahanesiniz vallahi. Rahmetli anneannem derdi ki, evlat, gözünde yaş olan, gönlünde sevgi olan insanlardan korkma, oraya sığın sonuna kadar derdi. İşte oradan bir tanesi, onlardan bir tanesi sizsiniz. Bir şey daha söyleyeceğim. Ben üniversitede okurken konservatuvarda rahmetli hocam, bunu her yerde söyledim ama Pozantı'da ilk defa söyleyeceğim. Bekir Sıtkı Sezgin dedi ki, evlat, herkes beni duyabiliyor değil mi? Şu an ilim tahsil etmektesin. İlim tahsil etmiş herkesin karşısında boynumuz kıldan incedir. Ceketimizin önünü ilikler, saygıyla eğiliriz. Ama ilim tek başına bir şey mi? Hayır. İlim tek başına tek kanatlı kuş olur. Ne gerekiyor yanında? İlim, irfan aradım kıldım talep. İlim, irfan geride kaldı. İlla edep, illa edep. İşte sevgisi, saygısı, hoşgörüsü, tefekkürü, tezekkürü, teşekkürü, sabrıyla 10 numara. Böyle bir milletin evladı olduğum için, sizlerden biri olduğum için müthiş gurur duyuyorum. Binlerce şükürler olsun. Bunca saattir buradasınız. Çoğunluğu genç arkadaşlarım oluşturuyor. Ama en ufak bir saygısızlık, en ufak bir hadsizlik yok. Kendinizi kocaman alkışlar mısınız? Helal olsun size. Ne zaman çağırırsanız koşa koşa geliriz biz size. Ve şimdi genç arkadaşlar, sizi unutuyor muyuz? Hayır tabii ki. En büyük alkış Orhan Gencebay için olsun mu? Evet. Beraber söylüyoruz. Haydi buyurun. Buyurun hazırız. Gümbür gümbür.
Maşallah size. Yağmur durdu mu bu arada? Maç kaç kaç oldu, haber var mı? 2-0. Cimbom mu? Vay 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 vay. Şöyle söyleyelim. Güzel Atatürk'ümüz demiş ya. Ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim diye. Günümüzde de takım taraftarlarından aynı şeyi bekliyoruz. Hakikaten ahlaklı, centilmence yarışılsın. Hak eden kazansın. Kim kazanırsa da, kim kazanacaksa da. Gerçi çoğu belli ama şimdiden alkışlayalım. Öyle değil mi? Bize centilmenlik yakışır. Evet canlar. Rahmetli anneannem derdi ki. Güzelsiniz, şahanesiniz. Şimdi Pozantı'nın gençlerine şöyle bir bakayım. Bir kamuoyu yoklaması yapayım. Yüreği sevdadan, bağrı sevdadan, aşktan dolayı yanmış gençler var mı? Vay vay. Sayın Başkanım, Pozantı gördüğünüz gibi yanıyor. İnşallah Allah hepinizi sevdiğine kavuştursun diyelim, ne diyelim. Ama şimdi vefasızlar için söyleyeceğiz, sonra sevenler için söyleyeceğiz. Söyleyelim mi? Hadi beraber söylüyoruz yine, buyurun. Baksanız 10 bin kişi varız. Biraz önce konserin başında size sordum. Yorgunsanız konseri ona göre az kesin de siz de yorulmayın. Bunca saattir aç, susuz, yağmurda yediniz, bekliyorsunuz. Ama yorgun değilseniz gümbür gümbür gelsin. Anlaşmamız bu yönde. Ta Antep'e kadar, Adana'yı demiyorum yani, Antep'e kadar değil mi Adana Belediye Başkanım? Oradan duyuyorlar bizi de. Desinler ki benim memleketim Adıyaman'a kadar bu zaranın sesi geliyor kulağımıza. Arkada gelen ses ne desinler? Öyle gümbür gümbür ses istiyorum sizden. Hazır mıyız? Thank you.
Rahmetli anneannem derdi ki, eğer yorulmazlarsa devam et. O zaman coşkulu alkışlarınız İbrahim Şentürk için olsun. İbrahim abi bugün ne kadar şıksın. Şöyle ciğerimizi bir delip delip yerine getireceğiz. Getirecek biraz Çukurova, biraz Güneydoğu diyelim. Thank you.
yesinler, şeker yesinler. Şıkır şoruma vurgun desinler. Ama ben yandım, 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 yandım. Ellerim memleketimde alendim kaldı. Şu kız kalsın mezarımı, altın saplı kazmayın lan. Aman desinler, desinler, şeker yesinler. Desinler, desinler, şeker yesinler. Şu olan şu kıza vurgun desinler. Ama ben yandım, 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 yandım. Ben yandım, 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 yandım. Ellerim memleketimde alendim, kaldım. Süpersin. En büyük alkışlarınız gelecek vaat eden, umut vaat eden genç sanatçımız Özgürcan Çoban için olsun. Kocaman alkışlarımız. Ben seni sevdim Eda, dünyalara bir gözler. Ben seni sevdim Eda, dünyalara bir gözler. En derin kaşların, bamba gibi, bamba gibi.
Biz teşekkür ediyoruz valla. Kaç yaşındasınız? Sizi bir öğrenmek isterim. Kaç yaşındasınız? 67. Pozantılı mısınız? Valla nereden biliyorsun bu kadar Karadeniz'i? Biraz işine rak da karıştırdın ama. Spor yapıyorsun. 67 yaşında spor yaptığı için. Canlarım ne oldu? Şampiyon mu oldunuz? Haydi Allah yolunuzu açık etsin o zaman. Gümbür gümbür. Helal olsun size. O zaman sizin için gene oynak bir şey yapalım. Ankara'nın bağları diyelim mi? Şampiyonluk için olsun bakalım. Gençler sizin oynamanızı istiyorum gümbür gümbür bir parçada. Arka taraf. Başkanımız istemiş. İlk defa söyleyeceğiz. Aa, ama sen. Sen Adıyamanlı mısın? Niye o hangi parçayı seviyorsun? Çok seviyorsun. Canımsın benim ya. Benim hemşerim olacaksın o zaman. Peki nerelisin? Buralı mı? Mersin. Karadeniz. Şaka yapıyorsun. Bu konser için. Mersin'den buraya gelmiş. İşte. Siz de mi? Siz de mi? Tamam. Söz senin için okuyacağım. O zaman. Önce şunu okuyayım. Tam Ersin'den. Ah benim güzelim ya. Yüreğim şimdi tüylerim diken diken oldu. Tam Ersin'den. Hadi bakalım ilk defa okuyacağız ama herhalde okuruz. Hep beraber okuyalım. Atasız da kumum.
teşekkürler. Bir de bir doğa yapalım, şu Türkmen gelini yapalım Adıyaman'da. Git güle güle güle. Alkışlıyoruz biliyor musunuz? Coşkunuz tam gaz. Şampiyon oldunuz ama çok edepli geldiniz buraya. Helal olsun size. Bizim gençlerimiz böyle. Bütün dünyaya örnek olsun gerçekten.
şahanesiniz. Ve sevgili arkadaşım orada benim çok şahane bir pozumu yakalamış. Oradan mı geldiniz? Pozantılısınız. Kayseri'den geldi. Sizin hemşeriniz dolayısıyla benim de hemşerim. Binlerce teşekkür ediyorum. Bence şahane bir poz. Yine şarkımı, türkümü okurken kendimden geçmişim. Öyle bir zamanda. Buyurun. Besni'den geldin canım, hemşerim. Vallahi bugün burası beni çok şahlandırdı. Çok teşekkür ediyorum. Tabii. Kime? Hadi poz ver. Çok çok teşekkür ederim. Yüreğine sağlık. Gel bakın. Söz vermiştim, yerinde durdum. Tamam, teşekkür ederim. Ya bir gün bu parçayla ilgili şöyle bir anım var. Bir gün bir yere gittim konsere ve hanımefendiye sordum, bizi konsere davet eden beyefendinin eşine. Eşinize bir parça armağan eder misiniz? Çay yarına bu parçayı istiyorum dedi be.
Hep beraber okuduk tabii ki. Şahane bir türkü sizin için. Hadi bakalım. Pınarbaşı burma burma yar yar yar.
istiyorum. Merak etmeyin, sürprizim daha devam edecek. Sürprizim var size. Ama öncesinde bir konuşma yapmak istiyorum. Türkiye'nin, hatta dünyanın gezmediğim yeri kalmadı. Konser olarak söylüyorum. Ülkemizin bu muhteşem halkı, bu muhteşem gençleri ne kadar anlatsam az gelir. Kendinizden pay biçin işte. Misafirperverliğiyle, edebiyle ve sevgisiyle. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Dolayısıyla en zor şeyi de sizinle paylaşmak istiyorum ki bir sanatçı için en zor şey böyle artık ununu elemiş, çocuklarını büyütmüş, torun torba sahibi olmuş o güzel annelerimizi, babalarımızı evden çıkarmak zordur. Gençler hadi kanları coşkulu coşkulu da. O güzelleri çıkarmak çok zordur. Burada görüyorum yine güzel annelerimiz, babalarımız. Ellerinizden öpüyorum. Adımlarınız boyunca hac sevabı gelsin diyeyim size. Adımlarınız, ayaklarınız başımın üstünde. Şunu paylaşayım ki bizler bu dünyaya... Bu arada Hasan, lütfen sen hazırlan. Hasan. Bizler bu dünyaya
Sadece yemeye, içmeye ya da üremeye değil, aynı zamanda sevgiyi, sabrı ve edebi öğrenmeye gelmişiz. İşte o edep timsali canlardan bir tanesi Hazreti Mevlana, Eyüp Sultan Hazretleri, Galbi Sunullah Hazretleri, Yunus Emre Hazretleri, o güzeller bizlere insan olmanın yollarını anlatmışlar. Kendi halleriyle yaşayarak bize örnek olmuşlar. İşte onlardan bir tanesi Hazreti Yunus Emre'nin o güzel bülbül kasidesine yer vermek istiyorum şimdi. O annelerin biliyorum ki bunu bekliyorlar. Yalnız gençler, şimdiye kadar dedim ya hadi eller, coşkulu diller diye. Şimdi tam tersini söylüyorum. Şimdi tam tersini söylüyorum. Bu eser bitinceye kadar alkış istemiyoruz. Tezahürat istemiyoruz. Pozantı'nın güzel gençleri ve civar illerden ve ilçelerden gelen güzel gençlerimiz bir kasidenin nasıl dinlenmesi gerektiğini buradaki basın mensubu arkadaşlarımız aracılığıyla bütün dünyaya göstersinler. Bitinceye kadar çıt sesi istemiyoruz ve alkış istemiyoruz. Işık Hasan'a.
helal olsun pozantı size. Bir kaside bu kadar güzel okunabilirdim. Yüreğinize sağlık. Yüreğinize sağlık. Havasına, suyuna, taşına, toprağına, bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin, ezilir yanar için, bir başkadır benim memleketim. Anadolu'm bir yanda, yiğit yaşar koynunda, aşık destan yazar dağlarda. Kuzusuna, kurduna, yunusuna en daha, bütün alem kurban benim yurduma. Lay 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 lay. Kozantı'nın 20'si, 95. Kurtuluş yıl dönümünde sizlerle birlikte olduğumuz için, bu güzel günü sizlerle paylaştığımız için büyük onur duyuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürler. Türkiye'nin her biri kendinden değerli saz arkadaşlarımız İbrahim Şentürk'ün muhteşem orkestra için kocaman alkışlar. Vokalist arkadaşlarım için Sesle Nazım, Işık'ta Oğuz. Burada yaklaşık 2 saat şarkılarla, türkülerle zaman geçiren sanatçımız sarayı alkışlarla hoş geldin dedik. Alkışlarla uğurlar mıyız lütfen? Teşekkür ediyoruz. Bu arada Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız buradan ayrılıyor bildiğim kadarıyla. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zara konserini biliyorsunuz, baş mimarıydı. Bir alkışla hem Adana Büyükşehir Belediye Başkanımıza hem de Pozantı Belediye Başkanımıza gelsin. Teşekkür ediyoruz.